Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk Türk İslam devletlerinde bilginler konusunu anlatacağım. İlk olarak Harezmi ile başlayalım. Harezmi matematik, coğrafya ve astronomi gibi birçok alanda çalışmalar yapmıştır. Ancak matematik alanda yaptığı çalışmalar ile ün salmıştır. Kendisini matematik tarihinin en büyük bilim adamı olarak tanımlayabiliriz. Matematiğin bir alt dalı olan Cebir'in kurucusudur kendisi. Aslında Cebir Harezmi'den önce de vardı. Ancak sadece bir bilinmeyeni denklemler yapılabiliyordu. Ancak Harezmi'den sonra artık birden fazla bilinmeyeni denklemler çözülmeye başlanacak. Yani Cebir'i Cebir haline getirecek, geliştirecek kişi Harezmi'dir. Ayrıca sıfır rakamını matematiğe kazandıran kişi de Harezmi'dir. 8'den 8 sekiz çıktığı zaman yokluk kalır tezini ortaya atacak ve Arapçada yokluk anlamına gelen, boşluk anlamına gelen sıfırı bulacak. Dolayısıyla sıfırı bulan, matematiğe kazandıran kişi Harezmiymiş. Son olarak da o dönemde Bağdat'ta bulunan Beytül Hikme'nin yöneticisi olarak görev yapacak. Abbas halifesi Harezmi'nin yapmış olduğu tüm bu çalışmaları yakından izleyecek ve onun bu özelliklerini fark ettikten sonra Bağdat'ta bulunan Beytül Hikme'nin başına getirecek. Bakın Beytül Hikme dediğimiz o dönemde Bağdat'ta bulunan ilim yuvasıydı. Artık Beytül Hikme'nin yöneticisi Harezmi olmuştu. Harezmi yaptığı tüm bu çalışmalar ile birlikte Batı dünyasını oldukça etkilemiştir. Harezmi ve özellikleri bu şekildeydi arkadaşlar. İbn Sina ile kaldığımız yerden devam edelim. İbn Sina özellikle tıp alanda yaptığı çalışmalar ile ün salmıştır. İbn Sina her şeyden önce bir hekimdir. Yani bir doktordur ve bu alanda yaptığı çalışmalar ile ün kazanmıştır. Tıpla ilgili birçok eser kaleme almıştır ve bu eserlerden en önemlisi Tıbbın Kanunu isimli eseridir. Arkadaşlar bu eser 5 ciltten oluşmaktadır. Günümüzde birçok Avrupa devleti tarafından üniversitede ders kitabı olarak halen okutulmaktadır. O yüzden çok önemli bir eserdir. Karşımıza çıkma ihtimali oldukça yüksek. Ayrıca Avrupalılar İbn Sina'ya Avicenna lakabını takmıştır. Yani tıbbın babası unvanını vermişlerdir kendisine. İbn Sina birçok ölümcül hastalığın tedavisinde de önemli bir rol üstlenmiştir. Kendisini hastalıklar ile mücadele etmeye, insanları iyileştirmeye adamıştır i̇bn Sina'nın o dönemde yapmış olduğu tüm bu çalışmalar halen günümüze ışık tutmaktadır. i̇bn Sina da bu şekildeydi arkadaşlar. Sıradaki bilginimiz Bironi. Bironi birçok alanda araştırmalar yapmıştır ve çok sayıda eseri vardır. Dünyanın döndüğünü ve yerçekimi çekimi fikrini ortaya atan kişi Bironi'dir. Bakın arkadaşlar çok uzun yıllar önce dünyanın döndüğünü herkesten önce söylüyor ve Newton'dan önce de yer olduğu fikrini ortaya atıyor. Ayrıca Biruni dünyanın yarı çapını yaklaşık olarak hesaplamayı başarıyor. Bakın arkadaşlar sadece 16 ya da 17 kilometre farkla hesaplamayı başarmış. Dünyanın yarı çapını olduğu yerde hesaplamış. Kendisi hiç deniz ya da okyanus görmemesine rağmen Christoph Kolomb'tan tam 500 yıl önce Amerika kıtasının varlığından bahsetmiştir. Son olarak da Gazze'nin Mahmut Biruni için der ki ''Sarayımın en değerli hazinesi Biruni'dir.'' Gazneli Mahmut bu sözüyle bilime ve bilim adamlarına verdiği önemi vurgulamaktadır. Biruni çok uzun yıllar Gazneliler için bilim alanında çalışmaların altına imza atacak. Biruni ve özellikleri de bu şekildeydi arkadaşlar. Ali Kuşçu ile devam edelim. Ali Kuşçu da matematik ve astronomi alanında çalışmalar yapmıştır. Yaptığı bu çalışmalar sonucunda ayın bir kısmının haritasını çizmeyi başarmıştır. Yaptığı tüm bu çalışmalardan ötürü NASA tarafından ayın bir bölgesine onun ismi verilmiştir. Ali Kuşçu Fatih Sultan Mehmet'in daveti üzerine İstanbul'a gelir ve artık İstanbul'da yaşamaya başlar. Fatih Sultan Mehmet kendisine müderrislik görevi verir. Yani medresede öğretmenlik görevini verecek. Ali Kuşçu uzun yıllar bu medresede birçok öğrencinin yetiştirilmesinde rol oynayacak. Ali Kuşçu ve özellikleri de bu şekildeydi. Son olarak da Piri Reis'ten bahsedelim. Piri Reis Osmanlı Devleti'nde kaptanı derya olarak görev yapmıştır. Yani denizcilik komutanı olarak görev yapıyordu. O dönemin şartlarına göre imkansız kabul edilen bir çalışmanın altına imzasını atmıştır. Bu çalışması ise dünya haritasını çizmesidir. Çizdiği dünya haritasının içerisinde Amerika kıtasının doğu kıyıları da yer almaktaydı. Yani Amerika kıtasının keşfedilmeden önce dünya haritasını çiziyor ve dünya haritasının içerisinde de Amerika kıtasının doğu kıyılarına yer veriyor. Piri Reis'in en önemli eseri kitabı Bahriye isimli kitabıydı. Piri Reis ömrünü denizlere adamış bir kişiydi. Kanun Sultan Süleyman döneminde gelen bir şikayet üzerine Piri Reis idam edilecek. Piri Reis'in özellikleri de bu şekildeydi arkadaşlar. Anlattıklarımdan başka Türk İslam bilginleri yok mu arkadaşlar? Tabii ki de var. Örneğin Razi. Razi ne gibi çalışmalar yapmış? Çiçek aşısını bulmuş kızamık hastalıklarını bulmuş ve bunlara çözüm arayışları içerisine girmiş birisidir. Örneğin Takuhittin var. Takuhittin de rastlatane kuruyor ve astronomi bilimi ile uğraşıyor. Örneğin Farabi. Farabi de felsefe gibi mantık gibi alanlarda çalışmalar yapan önemli bir düşünürdür. Böylece Türk İslam devletlerindeki bilginler konusunda bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar ödülü sorumuzu ile birlikte dersimizi bitiriyorum. Sorumuz şu şekilde. Ayın haritasını çizen bilginimiz kimdir? Cevapları yorumlara bekliyorum. Doğru bilen 3 kişiye Soru Bankası hediye edeceğim. Böylece bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.